Hanımefendiler ve beyefendiler, Türk Halkları Konseyi Teşkilatı ve şahsım adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu ikincisini düzenlediğimiz bu akademik toplantının uluslararası nitelikte olması değerli başkanım Sayın Ali Kılınç Bey'in büyük katkılarıyla oldu. Şahsım ve teşkilatım adına hepinizin huzurunda tekrar çok teşekkürü bir borç biliyorum. Biz Türk Halkları Konseyi olarak uluslararası yapılması planlanan bu tür organizasyonları, bu tür çalıştayları daha ileriye taşıyacak plan ve programlara hazırız. Bunu yapmaya da başladık zaten. Aziz dostlarım, Türk Halkları Konseyi olarak yine değerli hocam, Kazakistan Turan Üniversitesi Rektörü Rahman Aslanov hocamın önderliğinde yine biz Türk Halkları Konseyi işbirliğiyle Uluslararası Turan Akademisi kurulması iradesini gösterdik. Bugün de bu çalışmaların devamını inşallah birlikte yürüteceğiz. Buradaki amacımız çok geniş kapsamlı olmamakla birlikte ilk etapta tek bir maddeye biz yoğunlaşacağız. O da Türk dünyasının ortak alfabesi. Uzun sürelerdir yapılan çalışmaları da toparlayarak günümüze getirmeyi, burada ortak bir Türk alfabesinin oluşturulmasını sağlayacak çalışmaları muhtemelendir ki 2024 yılının ilk aylarında başlatmış olacağız diye düşünüyorum. Burada tabii Aziz Başkanımın ciddi bir desteği olacak diye de bekliyoruz. Bu çalışmaları kıymetli buluyorum. Zira Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl önce söylediği, İstanbul'da basılan bir derginin Urumçi'de okunabiliyor olması son derece önemli ve kıymetli. Elbette ki nihai hedef Türk birliğidir. Bu sebeple siz değerli hocalarımın kültürel faaliyetleriyle en azından bugün itibariyle bugünkü çalıştığımızın konusu olan kültür haritamızın dünyanın dört bir tarafına yayılmış ve dünyanın dörtte bir coğrafyasına hakim olmaya çalışan, kendisini Türkiye tarif eden halkların ortak kültürlerini dünden bugüne, bugünden de yarına taşımak bizlerin görevi olsa gerek. Dolayısıyla yapacağınız çalışmalar son derece kıymetli. Sabırsızlıkla sunumlarınızdaki yeni düşünceleri bilimin ve aklın ışığında sunacağınızdan hiçbir tereddüdüm yok. O sebeple ben sözü daha fazla uzatmadan bu çalıştayın önce Türk milletine, daha sonra dünyaya kutlu olmasını Yüce Tanrı'dan diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.